Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Vurdur'a, Vurdurlu tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ağlasun'u, Altın Yayla'yı, Bucağı, Çavdır'ı, Çeltikçi'yi, oralarda yaşayan kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. Gölhisar'a, Karamanlı'ya, Kemer'e, Tefenli'ye, Yeşilova'ya buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şehrine, Burdur'a, ahde vefanızdan dolayı, coşkunuzdan dolayı, bunu bizden eksik etmediğiniz hayır dualarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı inşallah daim eylesin. Kardeşlerim, konuşmamın hemen başında geçtiğimiz hafta Şırnak Hudut Karakolu'nda talihsiz bir kaza sonucu şehit olan Burdur Kayış Köyü'nden piyade er Sezer Çelik'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Anne babasına, tüm Burdurlu kardeşlerime, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Burdurlular, sizlerle bugün belki de Cumhuriyet tarihimizin en önemli meydan mitinglerinden birini yapıyoruz. En hayati seçimlerinden bir tanesine gidiyoruz. Türkiye'nin istikametinin belirleneceği, Türkiye'nin rotasının çizileceği son derece kritik bir seçime giriyoruz. 30 Mart seçimlerinde sadece belediye başkanlarını, sadece meclis üyelerini, sadece muhtarları seçmeyeceğiz. 30 Mart seçimlerinde 77 milyon hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için, Türkiye'miz için bir tercihte bulunacağız. Bakın burası son derece önemli. 30 Mart eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağız. Kardeşlerim, bakın bunu özellikle ifade ediyorum. Eski Türkiye demek yeniden koalisyon dönemleri demektir. Eski Türkiye demek yeniden kriz demektir. Kaos demektir. Yeniden gerilim, bunalım demektir. Eski Türkiye demek yolsuzluk demektir. Yoksulluk demektir. Yeniden yasaklara dönüş demektir. Eski Türkiye demek içine kapanmış, iddiaları olmayan, hedefleri olmayan, projeleri olmayan, dünyada esamesi okunmayan bir Türkiye demektir. Şöyle 10 yıl öncesine dönün. 10 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı? Bugün nasıl bir Türkiye var? Şimdi yeni Türkiye, onunla sizin karşınızdayız. Yeni Türkiye demek büyük Türkiye demektir. Kardeşlerim, yeni Türkiye demek istikrar demektir. Yeni Türkiye demek güven demektir. Bakınız, biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin milli geliri neydi? 230 milyar dolardı. Ama bugün dikkat edin, 800 milyar dolar.
Ey Burdur! 79 senede 230 milyar dolar ve 11 senede buyurun 800 milyar dolara çıkan bir Türkiye. Kardeşlerim, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim. 36 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye 79 senede. Ama şu anda 152 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye. Ah benim Burdurlu kardeşlerim. Size daha farklı bir örnek vereceğim. Türkiye'nin dış borcu neydi biliyor musunuz? Biz geldiğimizde 100 liranın 73 lirası borçtu. Dış borç. Şimdi 100 liranın 35 lirası borç. Nereden nereye? Kardeşlerim, adalet denilen bir şey yoktu. Her konuda yeni Türkiye inşallah adaletin tecelli ettiği bir Türkiye olacak. Kalkınma olacak. İlerleme olacak. Kardeşlerim, büyüme hamdolsun. Bütün dünyadaki ekonomik krizlere rağmen şu anda OECD raporlarına göre Türkiye ilk beş içerisinde büyümede. Buradayız. Yeni Türkiye birlik demek. İşte buyurun. Beraberlik demek. Kardeşlik demek. İşte bizim bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıskananlar var. Bizi bölmek, parçalamak isteyenler var. İşte bu adı paralel yapı olan virüs bizi birliğimizi bölmek için ortaya çıktı. Kardeşlerim, ama başaramayacaklar. Sizin bu birliğiniz, sizin bu beraberliğiniz, sizin bu kardeşliğiniz, sizin yeniden büyük Türkiye anlayışınız buna fırsat vermeyecek. Yeni Türkiye 2023 hedefleri demek. Dünyada itibarı olan, gücü olan, sözü olan Türkiye demek. Hemen şöyle bir sedye oraya alalım. Arkadaşlar sedye. İşte 30 Mart'ta çok net bir biçimde bir tercihte bulunacağız. Gençler, hanım kardeşlerim, beyefendiler, ne diyeceğiz 30 Mart'ta? Ya eski Türkiye diyeceğiz ya da yeni Türkiye diyeceğiz. Onun için durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmaksızın biz yaptıklarımızı anlatacağız. Onlar iftira. Onlar dedikodu üretecekler. Onlar montajcı, montajcı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Ama bunlar iki yatsıya kadar sürmedi. Geldi bir sabah rüzgarı bunu aldı götürdü. Söndü. Söndü. Sevgili kardeşlerim, eski Türkiye'nin
aktörlerini görüyorsunuz değil mi? Bugünlerde yeniden iş başındalar. Yeni tahriklerin, yeni provokasyonların, yeni darbe girişimlerinin mücadelesi içindeler. Eski Türkiye'de işleri tıkır tıkır yürüyenler, milleti düşünmeyenler, değerli kardeşlerim, milletin alın terine, emeğine, ekmeğine musallat olanlar bugünlerde Türkiye'yi bir kez daha paçasından tutuyor, aşağılara doğru çekmeye, geçmişe götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, ben size burada tarihi bir belge göstereceğim. Bu belge çok çok önemli. Bu belge CHP'nin genel müdürünün o sahte montaj belgelerine benzemez. Sizlerin, sizlerle birlikte bizi televizyonları başında izleyen aziz milletimin bu tarihi belgeyi dikkatlerine sunuyorum. Zira CHP'nin bu genel müdürünün geçmişi de böyleydi. Ve zaten onların yayın organlarında bunlar özellikle yayınlanmıştı. Eskişehir Örfü İdare Kumandanlığı'nın tebliği bu. 27 Mayıs 1960 müdahalesinin hemen sonrasında Eskişehir'de halka dağıtılıyor bu. Eskişehir Örfü İdare ne demek? Yani sıkı yönetim kumandanlığı tebliği. Diyor ki, Ankara'daki bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde, şuna bakın ya Allah aşkına, 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçarmaktayken yakalandılar. Düşünebiliyor musunuz? 12 uçak dolusu altın mücevheratı kaçırmaktayken yakalanmışlar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık reisi Cumhurbaşı Başkanı Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi, yani bu haberleri basıp yayınlamalıdır. Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. Bitmedi. Demokrat Parti il, ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim. Eskişehir Örfü İdare Komutanı Tuğgeneral Bedi Kireçtepe. Ah sevgili kardeşlerim, ah. Bu ülke hangi badirelerden geçti? Bu Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede ne menem işler çevirdi? Hep bunların arkasından, hep bunlardan istifade ederek Türkiye'de iktidar olmaya çalıştı. Bu millet hiçbir zaman bu CHP iktidarı yapmadı. Zaten 1950'ye kadar da yine bunlar tek başına iktidar olamadılar. Tek partili dönem olduğu için bunlar dayatmacı iktidardılar. Şimdi soruyorum, yani gelip de şu güzel Burdur'umuzun yerel yönetimini bunlara teslim edecek misiniz? Soruyorum, bunlara teslim edecek misiniz? Kardeşlerim, öyleyse çok çalışacağız. Gümbür gümbür 10 yıldır burayı yöneten Sabahattin kardeşim bizlerle gayet düzenli bir şekilde hamdolsun Burdur'umuza en güzel hizmetleri verdi. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edecek. Çünkü bizde icraat var. Son günlerde televizyonlarda bazı herhalde yaptıklarımıza yönelik
ilanları izliyorsunuz değil mi? Nerede neler yapıldı? 81 vilayette neler yaptık? Bunları izliyorsunuz. İnşallah Burdur'umuzda da nelerin yapıldığını oralarda gördünüz, görüyorsunuz. Şu ana kadar Burdur'umuza 10 yılda 3,5 katrilyon yatırım yaptık. 3,5 katrilyon. Sevgili Burdurlular, şimdi bucağa daha önce geldim. Şimdi eğer ben bugün bucağa gelmeye kalkarsam uşağa ne yapacağız? Uşak var. Uşak'ta il mitingimiz var. Ama bucak her zaman zaten gönlümde. Bak, sürekli olarak bucağın salebiyle besleniyorum. Misafirlerime bucağın salebini ikram ediyorum. Dünyaya bucağın salebini tanıttım, tanıtıyorum. Ama inşallah seçim sonrası söz. Tamam? İnşallah. Şimdi siz iyi çalışacaksınız. Bucakta da sakın bir yanlışa mahal vermeyeceğiz. Sandıklardan gümbür gümbür bucakta da çıkacağız. İnşallah Burdur'un bütün ilçelerinden bu şekilde çıkacağız. 54 yıl önce 27 Mayıs müdahalesinin öncesinde ve sonrasında her ne yapıldıysa işte bugün de aynı senaryo uygulanmaya, aynı tuzak kurulmaya çalışılıyor. O gün hangi manşetler atıldıysa bugün de tıpatıp aynı manşetler atılıyor. Hiç fark yok. Değişen bir şey yok. O gün merhum Menderes ve arkadaşlarına hangi iftiralar atıldıysa bugün de montaj ses kayıtlarıyla aynı iftiralar atılıyor. O gün nasıl sokaklar hareketlendirildiyse, gençler sokaklara döküldüyse, vandallık nasıl körüklendiyse bugün de tıpatıp aynısı yapılmak isteniyor. O gün CHP nasıl ülkeyi gerilime sürüklediyse, nasıl ülkeyi tahrik ettiyse, darbeye nasıl zemin hazırladıysa aynı CHP bugün de tıpatıp aynı rolü oynuyor. Türkiye'ye bir kez daha ağır bir bedel ödettirmek istiyorlar. Türkiye'ye bir kez daha ağır bir fatura ödettirmek istiyorlar. Türkiye ekonomisini bir kez daha uçuruma sürüklemek, Türkiye'yi yoksullaştırmak istiyorlar. Biz bunlara rağmen 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkardık. Bütün bunların yaptıklarına rağmen ve yatırımlarımız durdu mu? Hamdolsun durmadı. Ah benim kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinde, geri dönemde dahil, bu ülkede 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 11 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi bu bölünmüş yolları sizler kullanıyorsunuz. Biraz sonra Burdur'un rakamlarını vereceğim sizlere. Çok daha enteresan. Ah benim kardeşlerim, bunlar hep karşı çıkarlar. Bu CHP İstanbul birinci köprüye karşı çıkmıştır. İkinci köprüye karşı çıkmıştır. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkıyor. Kardeşlerim, fakat isteseler de istemeseler de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 250 metrelik kuleler hamdolsun bitmek üzere. Şimdi artık asma bölümü geliyor. Ve enteresan, bu köprüde 4 gidiş var, 4 geliş var. Ortasından da tren. Ortasından da tren. Kardeşlerim, yine bitmedi. Bakınız, bizim biliyorsunuz bir Marmaray'ımız var. 153 yıllık hayaldi bu.
Sultan Abdülmecid'in hayali. Çizmiş. Ta o zaman çizmiş. Ve dedik ki ecdadımızın bu hayalini biz gerçekleştireceğiz. Boğaz'ın 62 metre derinliğinde biz Marmara'yı yaptık. Geçenlerde İstanbul'da 2 gün sis vardı. O sisin olduğu dönemde Marmaray öyle bir iş gördü, öyle bir iş gördü ki günde 300 bin kişi orada taşındı. Ya biz buyuz be. Biz buyuz. Japonya'ya gidiyorum. Ki Japonya Başbakanı açılışa da geldi sağ olsun. Onlarla beraber yaptık. Gidiyorum Singapur'a. Onlar Marmara'yı anlatıyor. Gidiyorum Malezya'ya. Onlar Marmara'yı anlatıyor. E kardeşlerim, büyük ülke, büyük devlet olmak budur ya. Laflı olur mu? Şimdi bu CHP'lilere sorun. Sizin bir birinci köprünüz var mı? Bir ikinci köprünüz var mı? Bir Yavuz Sultan Selim köprünüz var mı? Bir Marmaray'ınız var mı? Bakın şimdi Haliç'in üstüne bir köprü yaptık ya. Onun üzerinden de metro geçiyor. Aa, geçen günü bir de baktım. İstanbul'un belediye başkan adayı çıkmış eski köprünün üzerinden onu gösteriyor. Bu diyor İstanbul'un silüetini bozuyor. Sorsanız ona silüet nedir anlamaz ha. Zanneder ki bir takım elbise. Anlamaz. Anlamaz. Çünkü bunların hayatında eser yok. Bunlarda laf var. Bunlarda iftira var. Çünkü genel müdür de müfteri. Nasıl müfteri? Bütün şu anda parlamentoda hukuk tanımaksızın, hukuksuz bir şekilde o montaj bütün o eserlerle oralardan rant elde etmeye çalışıyor. Kardeşlerim, 2011 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu genel müdürü çıktı. ÖSYM'de torpil yapıldı. Elimde belgesi var dedi. Belgeyi açıkla dedik. Kendisine bir sahte mail gelmiş. Bu sahte maili eline almış. Aslı astarı olmayan, hiçbir ciddiyeti olmayan, hiçbir dayanağı olmayan bir maille Türkiye'yi ayağa kaldırmak istedi. Üniversite sınavına girecek çocuklarımızı tedirgin etti. Rezil oldu mu? Peki yüzü kızardı mı? Kızarmaz ya. Bunların yüzü kızarır mı? Çünkü mesleği bu. Özür diledi mi? Dilemedi. O günden sonra da bu genel müdürün eline böyle sahte belgeler tutuşturdular. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizle ilgili bir iddiayı eline verdiler. Mecliste geldi bunu açıkladı. Bir saat sonra hemen Kayseri'den bunun sahte olduğunu, asılsız olduğunu belediye başkanım ve arkadaşlar belgeyle bize gönderdiler. CHP Genel Müdürü'nün bir kez daha tuzağa düşürüldüğünü gördük. Mahkemeler açıldı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bu genel müdürden bayağı para kazandı. Kazandığı paraları ne yaptı? Kayseri'de vatandaşla beraber bol bol sucuk partisi yaptılar. Ben de kazandım ha. Bende de bayağı para oluştu. Açıklayacağım. Şöyle biraz daha yürüsün. Ben de düşünüyorum. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda mı vatandaşla böyle bir şey yapsak? Yoksa şöyle bazı vakıflara mı buradan kazandıklarımızı göndersek diye onun hesabını yapıyorum. Ve bayağı ciddi bütün bu mahkemelerden aldığımız rakamların boyutu yüksek. Şimdi bu iftiralarla ilgili de arka arkaya mahkemeler açılacak. Biraz sabır edin. Çok mahkemeler açılacak. Yasaların içerisinde bu bir defa ayağa kalkamayacak. O mecali dahi kendinde bulamayacak.
Bunların hiçbirinden ders almadı. Şimdi de okyanus ötesinden CHP'nin hocası bu genel müdürün eline bir montaj ses kaydı verdi. Evet. Önceki rezaletlerden ders almayan genel müdür şimdi de eline tutuşturulan bu montajla işi idare etmeye çalışıyor. Çünkü bu senaryoda ona hocası bu görevi verdi. Sen belge sallayacaksın dedi. Biz buradan montaj yapacağız. Sen gideceksin grup toplantılarında, meydanlarda bizim montajlarımızı anlatacaksın dedi. Ey hoca, ey hoca, eğer bir yanlışın yoksa Pensilvanya'da durma. Senin vatanın Türkiye ise buyur vatanına gel. Vatanına gel. Siyaset de yapacaksan çık meydanlarda siyaset yap. Ama bu ülkeyi karıştırma. Bu ülkenin huzurunu bozma. Ulusal güvenliğimizi tehdide yönelik birçok provokatif eylemlerin içerisinde bulunma. Şimdi okyanus ötesindeki hocayla CHP Genel Müdürü el ele, kol kola şu anda Türkiye'yi bir kaosa sürüklemenin gayreti içindeler. Çıkmış bunların yazarları diyor ki sen Türkçe olimpiyatlarında hep hocamızı övüyordun. Doğru, övüyordum. Ama o zaman bu tür şeylerini görmedik. Hep biz samimi davrandık, iyi niyetle davrandık. Yani biz, affedersiniz, ülkemin birliğine, beraberliğine saldırı olduğu zaman aynı tavrı devam ettirebilir miyiz? Bitti. Bunun tarihte çok örnekleri var. Şimdi kendileri o çizgiyi saptılar, ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar. Şimdi ne geliyorsa bizler de elimizden hukuk içerisinde, yasalar çerçevesinde onlara gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. Bu işin hiç öyle sağa sola gidecek yanı yok. Bu mücadele artık bir istiklal mücadelesidir. Bir milli mücadeledir. Onun için diyorum ki 30 Mart için kardeşlerim bir olacağız. Beraber olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sevgili kardeşlerim, bakın çok ciddi saldırıyla karşı karşıyayız. Bunu özellikle dinlemenizi, bunun üzerinde özellikle düşünmenizi istiyorum. Kardeşlerim, bu saldırı sadece benim şahsıma yönelik bir saldırı değildir. Benim aileme, benim arkadaşlarıma yönelik bir saldırı değildir. Hükümetimize yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı, bakın altını çizerek söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin istiklaline, Türkiye'nin bağımsızlığına yapılıyor. Selam diye bir örgüt uydurmuşlar. Gazetelerde gördünüz değil mi? Tamamen hukuksuz biçimde 3 yıldan fazla bir süre Türkiye genelinde binlerce kişinin kendileri dışında, kendileri hariç binlerce kişinin telefonunu dinlemişler. Birbiriyle ilgisi olmayan, irtibatı olmayan, alakası olmayan binlerce kişinin, siyasetçi, sanatçı, iş adamı, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay, aklınıza ne gelirse hepsini dinlemişler. Şantaj. Vakti saati geldiğinde hemen bunu yayına sokup oradan tehdit etmek. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanı'nı Selam Örgütü'nün üyesidir diye dosyayı alıyor,
telefonlu dinliyorlar. Bir ülkenin enerji bakanı yurt dışında birçok ülkenin başbakanlarıyla, bakanlarıyla, enerji şirketleriyle çok gizli görüşmeler yapar. Bir ülkenin enerji bakanı o ülkenin istikbalini ilgilendiren, enerji güvenliğini ilgilendiren konularda gizli görüşmeler yapar. Bir ülkenin enerji bakanı değişik firmalarla Türkiye'nin lehine olacak enerji anlaşmalarını, pazarlıklarını çok gizli şekilde görüşür. Selam örgütü üyesidir diye Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji bakanını dinliyor, kayıtlarını depoluyor, bunları da çok büyük bir ihtimalle bir yerlere servis ediyorlar. Bu ülkenin milletvekilleri, üst düzey bürokratları, hatta CHP başta olmak üzere, MHP, CHP ne diyorlar? Bizi de dinlediler. MHP ne dedi? Bizi de dinlediler. Peki sizi dinlediler de biz internet yasasını getirince niye karşı çıktınız? Neden karşısına dikildiniz? Çünkü hesap başka. Şimdi ben buradan açık açık savcıya soruyorum. Sen hangi ülke adına bu dinlemeleri yaptın? Polise de soruyorum. Tabii polis derken tüm polisleri kastetmiyorum. Bu işi yapanları kastediyorum. O dinlemeleri ey polis, sen hangi ülke adına yaptın? Benim ülkemin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en mahrem bilgileri başka ülkelerin adına çalışan casuslar tarafından dinleniyor, servis ediliyor ve bu ülkenin savcısı, hakimi hala buna kayıtsız kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Benim yanıma polis olarak gelen, bizim yetiştirdiğimiz emniyet müdürü, emniyet amiri, komiseri benim ofisimin, bakıyorsunuz, en mahrem yerine böcek yerleştiriyor ve beni dinliyor. Şimdi CHP'nin genel müdürü ikide bir çıkıyor, diyor ki sen hükümetsin, kontrol et. Casusluk denilen bir olay var. Ajanlık denilen bir olay var. Adam yargıda yapılanmış. Polisin içinde yapılanmış. Sen diyorsun ki devletin bu resmi polisi. Bu da yargıda. Ona güvenmeyeceğim, buna güvenmeyeceğim. Gerekli müdahaleyi yaptığın zaman da o zaman kalkıp bağırıp çağırıyorsun. İşte buyurun. Şimdi yakaladık. Tespit ettik. Ve bununla ilgili yargı sürecini başlattık. Bakın bir tanesi kaçtı. Öbürü gidip geldi. Hala aynı şeyde. Ve bunların sayısı artacak, onu söyleyeyim. Şimdi bakın klasörler çoğalmaya başladı. İstanbul Başsavcısı açıklama yaptı. Bu sayılar daha da artabilir diye. Şimdi bütün bunlara karşı bizler sessiz durabilir miyiz? Bakın burada bir skandalı daha hatırlatıyorum. 3 yıldan fazla bir süre Selam örgütü adı altında Mavi Marmara şehitlerinin ailelerinin telefonları da dinleniyor. Şu alçaklığa bakar mısınız? Şu ihanete bakar mısınız? Bunlar Mavi Marmara şehitlerinin ailelerini dinliyorlar. Bunu niye dinlerler? Soruyorum, niye dinlerler? Sizden bunları dinlemenizi, takip etmenizi kim istedi? Ne adına dinlediniz? Niye hizmet etmek için dinlediniz? Bakın buradan işte o paralel yapının mensubu olan tabandaki o samimi, halis çok insanlar var. Zekatını veriyor ya. Bunlara veriyor. Ne diye? Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Samimiler. İşte dinimizi öğretiyorlar. Bunlara böyle inandılar. Ama olay öyle çıkmadı. Geçenlerde büyük bir iş adamı, gençler, büyük bir iş adamı geldi. Çok önemli bir değerli dostuma gelmiş. Diyor ki
Ya ben diyor bütün zekatımı bunlara veriyordum. Kardeşleriyle beraber geliyor. Şimdi diyor benim zekatımın yerine gitmediğine inanıyorum. Ben bunu yeniden ödemem gerekir mi? Yıllarca adamcağız zekatlarını oraya vermiş. Öyle ufak tefek paralar değil. Düşünebiliyor musunuz? Şu hale bakın. Halis niyetli. Hizmet gayreti içindeki kardeşlerime sesleniyorum. Bu paralel yapı gerçekten çok büyük bir ihanetin içine girmiş. Bu paralel yapı Türkiye için değil, başka ülkeler için, uluslararası bazı istihbarat örgütleri için, uluslararası bazı odaklar için çalışmış. Ortada çok büyük bir ihanet var. Ortada çok büyük bir ajanlık var. Casusluk faaliyeti var. Bu yapının tabanındaki kardeşlerimin bu ihaneti, Türkiye'nin sırtına saplanmak istenen bu hançeri artık görmelerini rica ediyorum. Bu korkunç girişimi görmelerini, ülkeleri adına, milleti adına, çocuklarımızın istikbali ve istiklali adına bu ihaneti sorgulamalarını rica ediyorum. Buradan ben MHP'nin tabanına da sesleniyorum. Ey MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Türkiye'ye karşı, aziz milletimize karşı yapılan bu apaçık saldırının karşısında artık milliyetçi olduğunu kabul ettiğim o tabandaki samimi kardeşlerime sesleniyorum. Siz de tavrınızı ortaya koymanız lazım. MHP bu kirli komplonun aracı olmamalıdır. MHP Türkiye'nin istiklaline yönelik bu alçakça girişimde paydaş olmamalıdır. Türkiye'nin Enerji Bakanı dinleniyorsa, MİT Müsteşarı, İçişleri Bakanı dinleniyorsa, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları dinleniyorsa, hatta Başbakanı, Cumhurbaşkanı dinleniyorsa, hiçbir siyasi parti susamaz, özellikle MHP susamaz. Bu ihanete karşı sessiz kalamaz. Buradan CHP'ye gönül vermiş olan sağduyulu vekillere ve vatandaşlarıma da sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki genel müdürü bir kaset ürünü genel müdürdür. Genel başkandır. Eski genel başkan bir kasetle gönderildi. Geçen günü çıkmış, bana çağrı yapıyor. Çıksın açıklasın diyor. Ben neyi açıklayayım ya? Anayasa tartışmalarının olduğu anda, bu sosyal medyaya düştüğü anda Ulaştırma Bakanıma hemen talimat verip sosyal medyada onu durduran ben oldum ya. Daha sana ne anlatayım ben? Ve sen bununla gittin ya. CHP'nin başından seni böyle indirdiler ya. Seni ziyarete gelen bu adam seni ziyaretten döndüğünde gazeteciler kendisine sorduğunda hayır ben genel başkan adayı olmuyorum demesine rağmen 24 saat sonra geldi genel başkan oldu. Neyle? İşte bu kasetle. CHP içinde kasetle, şantajda sonuç alabildiğini gören CHP genel müdürü şimdi de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye'nin istiklalini kasetle esir almaya çalışıyor. Fakat CHP içinden sağduyulu sesler yükselmeye başladı. Bu kaset siyasetinin ne kadar çirkin, ne kadar aşağılık olduğunu CHP içinden de seslendirmeye başladılar. CHP'li kardeşlerimin tamamı oynanan oyunu lütfen görsün. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, CHP yönetiminin neye hizmet ettiğini, nasıl bir ihanet kumpasının içinde olduğunu görsün. Sizin hükümetiniz olarak bizler en başta değerli vatandaşlarım, sizler işte bu saldırıya, bu darbe girişimine, istiklalimize yönelik bu alçakça taarruza karşı tek yürek olacağız. Tek yürek. Bütün Türkiye'de AK Partili, CHP'li, MHP'li, BDP'li, velhasıl tüm partilerden kardeşlerimin Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü,
ülkemizdeki ne kadar etnik unsur varsa. Biz birbirimizi seviyor muyuz? Niçin seviyoruz? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ya. Öyle mi? Türk'ü de seviyorum, Kürt'ü de seviyorum, Laz'ı da, Çerkez'i de, Gürcüsünü de, Muhacirini de, Romanını da, Boşnağını da, Arnavut'unu da, aklınıza ne gelirse 77 milyon benim canımdır, ciğerimdir ya. Hepsini seviyorum. Ve bu yeni istiklal mücadelesine herkesin omuz vermesini bekliyorum. Sokağa dökülmek istenen gençlere de sesleniyorum. Bu paralel yapının tuzağına düşmeyin. Okyanus ötesinin oyuncağı olmayın. Ülkenize karşı oynanan haince oyunda lütfen figüran olmayın. Biz bu saldırıyı Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle inşallah def edeceğiz. Hiç bundan endişeniz olmasın. Bu hayasızca saldırıya göğsümüzü siper edecek siyaseti, sandığı, istiklalimizi canımız pahasına hep birlikte koruyacağız. Bir tane gazete, sosyal medya çıkmış, bugün bir haber yapmış. Duydunuz mu? Neydi? Ben yoğun bakımdaymışım. Duymadınız mı? İşte yoğun bakımda buraya geldim. Dün Milli Güvenlik Kurulu'ndaydım. Hemen bir yoğun bakıma soktular beni. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi buradayım. Buradan da uçağa gidiyorum. Ve uçakta da aynı şekilde bekliyor beni vatandaşlarım. Artık nelerden medet umuyorlar? Ya montaj, ya iftira, işte ya öldürecekler, ya kaldıracaklar kendilerine göre. Allah'ın verdiği canı kimse Allah'tan başka alamaz. Bunu biliniz. Ve biz bu mücadeleyi böyle sürdüreceğiz. Onlara rağmen sürdüreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Şu can, şu tende olduğu sürece biz milletimize, vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, 30 Mart'ta Burdur'da, diğer 80 vilayette sandığa gidecek, Türkiye'nin geleceğine, istiklaline mührü basacağız, mührü. Ama ben sizden gayret istiyorum. Çok koşacağız, çalışacağız. Burdur merkez, tüm ilçeler hep birlikte inşallah 30 Mart'ta sandıkları AK Parti'nin şu ampulüyle aydınlatacağız. Kardeşlerim, hukuk içinde, yargı yoluyla bu ihanetin, bu hukuksuzluğun hesabını da birlikte soracağız. Tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, 30 Mart'ta çok önemli bir tercihte bulunacaksınız. İnanıyorum ki 30 Mart'ta eski Türkiye kaos, gerilim, yoksulluk değil. 30 Mart'ta yeni Türkiye, büyük Türkiye, geleceği aydınlık Türkiye bir kez daha kazanacak. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşler, sevgili Burdurlular, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Beyler, özellikle sizlere de hitap ediyorum. 12 yılda yaklaşık 3,5 katrilyon lira yatırım yaparak Burdur'u marka şehir haline dönüştürecek adımlar attık. Ulaştırma ve haberleşmede 459 trilyonluk yatırım yaptık. Eğitimde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte 291 trilyonluk yatırım yaptık. Gençler, biz geldiğimizde burs olarak ne alıyordunuz? 45 liracık. Öyle mi? Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan gençlerimiz şu anda 500 liranın üzerinde alıyorlar. Beslenme yardımıyla beraber. Biz buyuz be.
Sıraların üzerinde ücretsiz olarak kitapları alıyor muyuz? Daha önce niye yoktu bunlar? Ama şimdi var. Bakın, Fatih Projesi ile ilgili olarak şu anda tablet bilgisayarlar dağıtılmaya başladı. İnşallah şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 675 bin tablet bilgisayar inşallah bu ay sonuna kadar onlar da dağıtılacak. Kardeşlerim, geçen günü bu paralel yapının bir tane gazetesi var. Böyle dayatmayla, zorla satarlar. Dayatmayla. Dershaneye üye olacaksın, gazete almak mecburiyetindesin derler. Öyle değil mi? Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bırakın bunların dershanelerini filan. Bırakın bunların okullarını filan. Bize devletin okulları yeter deyin. Devletin okulları yeter. Biz burada size her türlü hizmeti vereceğiz. Hafta sonlarında anne baba eğer yavrusuna takviye istiyorsa hafta sonlarında da takviye dersler vereceğiz. Ücretsiz olarak. Takviye dersine giren öğretmenlerimiz ayrıca bedellerini alacaklar. Bunlara hep birlikte milletçe bir ders verilmesi gerekiyor. Milletimizin huzurunu bozmaya hakkınız yok diyelim. Birliğimizi bozmaya hakkımız yok diyelim. Ve bunlara gereğini gösterelim. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber sağlıkta şu ana kadar yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 140 trilyon. İstediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? Hani şu CHP'nin genel müdürü var ya, o bir zamanlar SSK'nın da genel müdürüydü, biliyor musunuz gençler? Biliyor musunuz? Siz tabii o zamanlar yoktunuz. Ah kızlarım, yoktunuz siz. Ama biz çok çile çektik. Ben sabahın erken saatinde Ok Meydanı SSK Hastanesi'ne gider numara alırdım, numara. Size de anneniz anlatmıştır. Babalarınız anlatmıştır. Girerdik hastanenin altında eczaneye. Eczanede ilaç yok. Doktorun yazdığı ilaçların yarısını alırsın, yarısını alamazsın. Öyle mi? Ve gidin eczaneden alın derlerdi. Ve giderdik, paramızı da oradan alırdık. Ben SSK primi ödüyorum. Niye oraya gideyim? Giderdik oradan alırdık. Şimdi sağ ol. Sizin bu idrakiniz, sizin bu şuurunuz Allah'ın izniyle 30 Mart'ı esmaların zaferi olarak bize getirecek. Hiç endişeniz olmasın. Esmaların zaferi, onların ruhu bizim aramızda evelallah. Hiç endişeniz olmasın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Orman ve su işlerinde ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 481 trilyonluk yatırım yaptık Burdur'a. Barajlar, göletler, her şeyiyle. Tarımda 549 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalarda 180 trilyonluk yatırım yaptık. Bunlar sadece bunun özeti. Özet bu, özet. Liste uzayıp gidiyor. Kardeşlerim, kentsel dönüşümle ilgili olarak muhalefet tarafından burada bazı asılsız söylentilerin yayıldığını duyuyorum. Örneğin Karasenir Mahallesi'nde, Tepe Mahallesi'nde, Sinan Mahallesi'nde, Bozkurt ve Deprem Evleri Mahallesi'nde kentsel dönüşüm Bakanlar Kurulumuzda onaylandı. Hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimseyi zarara asla uğratmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştirecek bu mahallelerdeki kardeşlerimizi sağlıklı evlere kavuşturacağız. Bakınız kardeşlerim, kentsel dönüşüm denince akla biz geliriz. Modern evler denince akla biz geliriz.
Hepiniz bir ağızdan konuşunca anlayamıyorum. Muharrem. Dedim ya, bucağı seçimden sonra geleceğim. Ama uşak. Uşağa yetişemem. Uşağa yetişemezsek duman oluruz. Şimdi artık illeri yapıyoruz. Ama seçim sonrası söz. Tamam, söz. Hem salebi içeceğiz, hem de orada inşallah sizlerle bu seçimlerin başarı mitingini teşekkür için gelir yapacağız. Kardeşlerim, bakınız, 2023 hedeflerimiz kapsamında Eskişehir'i Antalya Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah hızlı tren Burdur'dan geçerek buradan Antalya'ya ulaşacak. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşağı olan Burdur'u inşallah çok daha kaliteli, çok daha güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yeni projelerle Burdur'un bu özelliğini de güçlendireceğiz. Kardeşlerim, Burdur'un bedelli askerlikten dolayı bazı şikayetleri olduğunu biliyorum. Ancak üniversitemiz Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olarak inşallah bu açığı fazlasıyla kapatacak. Burdur'da yılların özlemi olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni kurduk. Biliyorsunuz bünyesinde 6 fakülte, 6 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ile üniversitemizde şu anda 18 bin öğrencimiz eğitim öğrenim görüyor. Bu artacak. Daha da artacak. Üniversitemiz daha da büyüyecek. Ve 2006 yılında kuruldu. Dikkat edin. Eyvallah. Eyvallah. Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır. Eyvallah. Burdur'daki öğrencilere 110 trilyon lira tutarında burs ve öğrenim kredisi vererek hem öğrencilerimize destek olduk, hem şehrimizin ekonomisine katkı yaptık. Kardeşlerim, gençler, yurt kapasitesini 1000 adet biliyorsunuz artırdık. Daha da artacak. Burada kalmayacağız. Şu anda 2750 kapasite. Ama artık bakın ranzalar yok. Değil mi? Artık 3 yataklı odalar, tuvaleti, banyosu, her şeyiyle modern yurtlarımız var. Burdur'da okul öncesinden orta öğretime kadar her düzeydeki okul sayısını 232'den 405'e yükselttik. Sağ olun, var olun. Bizler sizlerin bu ilgi ve nezaketi karşısında yola çıktığımızdan bugüne ne dedik? Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Yine aynen böyle devam ediyoruz. Bakınız, okullarımıza şu ana kadar 5358 adet bilgisayar gönderdik. 190 adet bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. 238 okula internet bağlantısı sağladık. Fatih projesi kapsamında 480 sınıfa etkileşimli tahtayı kurduk. Bunları getirdik. Tablet bilgisayarların dağıtımı başladı. Sağ olun. Hep beraber, hep beraber, hep birlikte sizlerle beraber hem güçlü hem güzel inşallah. Kardeşlerim, yeni sağlık tesislerinin yanı sıra hastanelerimizin cihaz, araç, gereç, personel eksikliklerini büyük ölçüde giderdik. Artık otel konforunda hastane odalarımız var. Toplu konut noktasında 2096 toplu konut inşa ettik şu süre içerisinde Burdur'da. Kardeşlerim, bütün bunlara 183 trilyon yatırım yaptık. Ve
Bölünmüş yollarda biz geldiğimizde kaç kilometre bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? Gençler, bu çok önemli. Arkadaşlarınıza da bunu anlatın. 45 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar var biliyor musunuz? 206 kilometre bölünmüş yol var. 79 senede 45 kilometre, şu anda ise 10 senede 206 kilometre. Biz buyuz. Ve 12 yılda baraj ve sulama projeleriyle tarım arazilerimizi sulamaya açtık. Topraklarımıza bereket getirdik. Belkaya Barajı'nı, Bucak, Onaç 2 Barajı'nı, Çavdır Barajı'nı, Karaçal Barajı'nı ve göletlerini biz inşa ettik. Biz! Şu anda 31 adet göleti ve sulamasını da inşa ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Sizler bizimle olduktan sonra zaman bizden yanadır. Ve tarımda çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin yelpazesini genişlettik. Makine ve ekipman destekleri sağladık. Prim ödemelerinin kapsamını genişlettik. Ve prim desteği verilen ürün sayısını 4'ten 17'ye çıkardık. Kardeşlerim, 12 yılda Burdur'a toplamda 361 trilyon hayvancılık desteği verdik. Bunları biz yaptık. 2005 yılında biliyorsunuz Burdur'u doğalgazla tanıştırdık. Ah analar, ah! Sizin ne çileler çektiğinizi ben anamdan bilirim, anamdan. 5 katlı apartmanın bodrumundan o kömürleri taşıyıp sadece bir odayı ısıttığını, ondan sonra o külleri nasıl temizlediğini ben bilirim. Ah anama, neler çekti neler. Sizler de aynı çileyi çekiyorsunuz. Ama şimdi kombinin düğmesine bas, sadece bir oda değil, bütün daire ne yapıyor? Isınıyor. Sıcak su mutfağında, banyonda akıyor. Ne çileler çektik değil mi? Ya bizim Ayşe bacımıza, Fatma, Hatice bacımıza bu layık mıydı ya? Hamdolsun, şu anda göreve geldiğimde 9 vilayette doğalgaz vardı. Şimdi 73 vilayette doğalgazımız var. Bu kadar ya. Niye? Yani modern dünya bunu kullanıyor da Türkiye niye kullanmasın? Neden olmasın bu? Evet Allah. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Modern dünya, artık Türkiye geri kalmış ülke değil. Göreve geldiğimde en az gelişmişti. Ama şimdi dünyanın ilk 16'sı içinde. Hedef 2023'te ilk 10. Buna yürüyoruz. Hedef bu. Onun için de 30 Mart bizim için dönüm noktası gençler. Bütün hanım kardeşlerime sesleniyorum. 30 Mart dönüm noktası. Fazla bir şey kalmadı. Bir ay. Bir ay çalışacağız. Yoğun çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle de sandıklardan gümbür gümbür biz çıkacağız inşallah. Evet beyler, sizin sesiniz pek gelmiyor. Hanım kardeşlerim maşallah burayı gümbürdetiyorlar. Şimdi biliyorsunuz eşi vefat etmiş olan hanım kardeşlerimize, Burdur'da 1777 hanım kardeşimize 2 ayda bir 500 lira ödüyoruz. Eşi vefat etmiş. Yalnız mı bırakalım? 2 ayda bir onlara 550 lira veriyoruz. İşte sosyal devlet bu. Biz bunu da yerine getirdik. Değerli kardeşlerim, genel sağlık sigortası dedik. Bakınız, her doğan genel sağlık sigortasıyla dönüyoruz. Sigortası var, yok, hiç. Önemli değil. Doğduğu andan itibaren 18 yaşına kadar genel sağlık sigortasından istifade ediyor. Ve şu anda Burdur'da 13 bin kişinin primlerini biz ödüyoruz.
Burdur'a inşallah çok daha fazlasını kazandıracağız. Burdur'u hem hükümet yatırımlarıyla hem yerel yönetim yatırımlarıyla inşallah daha da büyüteceğiz. Sabahattin kardeşimi de şöyle bir alayım. Evet, şimdi 10 yıllık tecrübe burada. 10 yıl, hamdolsun, elinden gelen bütün gayretiyle Burdur'a bütün hizmetleri veren Sabahattin kardeşimle inşallah bu dönemde de, çünkü yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında Burdurlu Sabahattin kardeşimizin bize başarısından bahsetti. E şimdi kamuoyu araştırmasında başarılı görünce biz de dedik ki Sabahattin kardeşimizle yola devam. Eğer siz bize kamuoyu araştırmalarında hayır deseydiniz biz de devam edemezdik. Şimdi beraber yürüyoruz. Şarkımıza hazır mıyız? Ama gür sadayla arka tarafında sesini duymak istiyorum eller. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 30 Mart ülkemiz için birlik, beraberlik, bütünleşmenin inşallah bir günü olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Nükhet Hotar. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız eski bakanlarımızdan Sayın Güldal Akşin. Ekonomi Bakanımız Denizli Milletvekilimiz Sayın Nihat Zeybekçi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Kayseri Milletvekilimiz Taner Yıldız. Orman ve Su İşleri Bakanımız Afyonkarahisar Milletvekilimiz Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Burdur Milletvekilimiz Bayram Özçelik. Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Cevdet Erdöl. AK Parti Burdur Belediye Başkanımız ve yeniden başkan adayımız Sebahattin Akkaya. AK Parti Burdur İl Başkanımız İbrahim Ekici ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu. Rezidentlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hır sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.